Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ala ala seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, ismi kayyuma devam ediyorduk. Son dersimizde efendim, okuduğumuz yeri bir daha baştan alıp devam edeceğiz inşallah. Evet, bütün kainatı, bütün şu unatıyla ve keyfiyatıyla kabzayı rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemal-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat akdese misil ve mesil, şerik ve şebih olmaz, muhaldır. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Evet, en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaya ve hassiz efrat bir fert gibi nazarında hazır ola ve bütün sesleri birden işite ve umumun hassiz hacatını birden yapabile ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve irdesinden hariç olmaya ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derece yakın olabilen bir zat-ı hayy-i kayyum-u zülcelal'in elbette hiçbir cihette misli, nazırı, şebihi, veziri, zıddı, nıddı olmaz ve olması muhaldır. Yalnız mesel ve temsil suretiyle şunat-ı kutsiyesine bakılabilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nev'indendirler. Evet. Son dersimizde Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten en büyük şeyle en küçük şeyin arasında fark olmadığını, cüzle küllün, değil mi? Zerre ile galaksilerin kudret ve tasarruvat, rububiyet noktasından Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten farkı bulunmadığının sır ve hikmetleri üzerinde konuşmuştuk. Allah'ın sonsuz kudretine nispeten bir çiçekle bir baharın, bir baharla cennetin farkı yoktur demiştik. Bu mesele Risale-i Nur'da çok hakimane beyan edilmiş. Geçen hafta üzerinde durmuştuk. Çok hulas bir şekilde özetleyerek dersimize devam edelim. Birinci nokta demiştik ki nedir? Fail muktedirdir. Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri bütün mevcudat ve mahlukatı yaratmış. İşte şu yaratılıştaki intizam, mükemmellik, mülk-i ilahinin vusatı, tasarrufat-ı ilahiyedeki hikmetler, maslahatlar, güzellikler, rahmetin tanzimi, hikmetin taltifi, inayetin teşkili gibi cihet ve vecihlerle aleme baktığın zaman neyi anlıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın azametine mikyas ancak mecmu-u asarıdır. Bütün asar-ı ilahi Allah'ın şan-ı uluhiyetin azametini, rububiyet-i ilahiyenin kemalatını gösteriyor. İşte böyle bir kudretin nazarında bir çiçekle bir cennetin farkı yoktur. Üstad ne diyor? Cennette görülmedik nedir? Bir çiçektir. Bunun üzerinde durmuştuk. İkincisi, kudret-i ilahiye zatiyedir, mutlaktır. Nihayetsizdir, hassizdir. Öyleyse acz tahallül edemez. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde mertebeler yoktur. Namütenahi ve sonsuzdur. Kudret-i ilahiye kemalda namütenahi ve zati olduğundan dolayı Allah'ın kudretinde meratip yoktur. Mutlak kudrete nispeten en küçükle en büyüğünde farkı olmadığını geçen derste beyan etmiştik. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eşyaya kayyumiyetin tecellisi. Cenab-ı Hakk'ın kudreti eşyanın melekût cephesine
tezahür ve tecelli ettiği cihette meseleyi ifade etmiştik. Mesela bir fabrika var. Fabrika çok büyük, çok muhteşem, çok muazzam, çok çarkı var. Çok aksamı var, füruat ve teferruatı var. Tamam, fabrika ismi zahir, mülk noktasından bakınca çalışıyor. Ama melekût cephesiyle çalışmanın arkasındaki sırr-ı azim nedir? Elektriktir. Şarteli çektiğiniz anda fabrika durur, her şey biter. İşte kainatı da muazzam, muhteşem, mükemmel bir fabrikaya teşbih edersek, Cenab-ı Allah adetullah kanununa mebni kainatta sebepleri yaratmış, sebepleri birbirine bağlamış ama muktedir, müessir, Cenab-ı Hakk'ın kudretidir ve kayyumiyetidir. Demek kayyumiyet-i ilahiye bir an-ı seyyala kainattan çekilse kainat biter, her şey helak olur gider. Bunun üzerinde durmuştuk. Üçüncü noktada Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eşyaya taalluku, nispeti kanunidir. Kudretin eşyaya nispeti kanunidir. Çoğa aza, büyüğe, küçüğe bir bakar. Üstad şu meseleyi gamzayı diyor. Yani gamza çok derin ve anlaşılması müşkül olan bu meseleyi altı temsil ile çok hakimane ifade etmiş. Hakikaten Nisa-ı Nur'da bu kısımlar fevkalade orijinal. Bu bahisler 29. sözde, 10. sözde, 20. mektupta, sunaat risalelerinde birçok yerde ifade edilmiş. Bunu biz hulasa itibarıyla ifade edersek, bakın, temsillerden birincisi şeffafiyet sırrı. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin esbaba, kudretinin eşyaya nispeti kanunidir. Demek çokla azın, büyükle küçüğün farkı yoktur. Mesela suyun kaldırma kanunu var. Allah suya kaldırma kanunu vermiş. Bak, suyun kaldırma kanununa göre bir tahta parçasını atarsanız Akdeniz'e atın, Büyük Okyanus'a atın. O su, deniz tahta parçasını kaldırır mı? Kaldırır. Dünyanın en büyük kilosunu koyun, suyun beli kırılır mı? Ezilir, mahvolur mu? Demek suyun kaldırma kanununa nispeten kırık bir tahta parçasıyla en büyük deniz filosunun farkı yoktur. Şimdi bu temsillerden birincisinde şeffafiyet sırrını nazarımıza sunuyor. Bunu en güzel bir misal de güneşin feyzi tecellisini veriyor. Güneşin feyzi tecellisi, timsali ve aksiyle bütün deniz yüzüne ve denizlerin her bir katresine aynı hüviyeti gösterir. Yani faraza şöyle düşün, küre-i arzdaki bütün eşyalar, mahlukattan hepsi şeffaf cam parçalarından ibaret olsa, hepsi cam, hepsi kristal. Güneşin aksi ve feyzi her bir parçada, zemin yüzündeki her bir aksamda müzaharet, tecezzi ve parçalanma olmadan hepsini aynı anda tecelli eder miydi? Ederdi. Daha işi netleştirirsek, eğer güneş fail-i muhtar olsaydı, yani feyz-i ziyasını, timsal aksini iradesiyle vermiş olsaydı, o zaman o güneş, tek bir güneş, zemin yüzündeki feyzini bir zerreye verdiği gibi daha büyük ağır şeylere de verebilir. Az da çoğum tek bir parça cam parçasıyla çok muazzam ve büyük cam parçalarının farkı olmazdı. Hakikaten bu misalin ışığında baktığımız zaman demek ki şeffafiyet sırrıyla güneşin feyzi ziyasının bir zerre ile zemin yüzündeki bütün mahlukata tecelli etmesinde fark yoktur. Şimdi bunu neye delil getiriyoruz? Demek ki bu sırra mebni Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten efendim yıldızlarla zerrelerin farkı yoktur. Küçükle büyüğün farkı yoktur. Bir çiçekle bir baharı yaratılmasının, bir baharla cennetin yaratılmasının farkı yoktur.
İkinci temsil olarak mukabele sırrını dikkatlerimize sunuyor. Mukabele sırrında da bir misal veriyor. Çok böyle muazzam, muhteşem bir daire çizin. Hayalinizde bu daireyi büyütebilirsiniz. 5 kilometre, 10 kilometre, 100 bin kilometre fark etmez. Bu dairenin ortasına bir mum yakın. Tam merkezine mumu koyun. Şimdi çember o daire sonsuz noktalardan teşekkür etmiş olduğu için her bir noktaya ya da hayalinizde bir ayna yerleştirin. Mumu yaktığımız aynı anda mumun ışığı aynı anda ne kadar ayna varsa hepsine ışığını yansıtır. Demek ışığın mukabele sırrı ile aynalarda yansımasında birle binin, binle yüz milyarın farkı yoktur. İşte bu sırra mebni, kainattaki tasarrufat-ı ilahiye baktığımızda bir zerre ile güneşlerin farkı yoktur. Yaratılış, tanzim, tedbir ve teşkil noktasından. Üçüncü misal, temsil olarak intizam sırrını dikkate veriyor. Bundan 20-30 sene önce mesela Anadolu marka taksiler vardı. Anadolu marka taksiler. Onların direksiyonu çok ağırdı. BMW vardı. Çok ağırdı. Zorlanıyordunuz. Daha sonra hidrolik direksiyonlar gelişti böyle parmak ucuyla. Bakın. Şimdi bir çocuğu o tırın başına oturtur. Bak. Bir çocuğun küçük bir oyuncağı çevirdiği gibi o hidrolik şeyi de direksiyonu çevirebilir istediği noktaya götürebilir. Demek intizam sırrı noktasından bakınca bir çocuğun oyuncağı çevirdiği gibi çok daha büyük cirimleri, eşyaları aynı sırla çevirmek, tedbir etmek nedir? Mümkündür. Dördüncü sır, temsil, muvazene sırrı olarak ifade ediyor. Burada da bir misal veriyor. Diyor ki, çok hassas, o derece büyük, fevkalede, mesela fezay alemde çok hassas ve fevkalede büyük bir teraziyi düşünün. Bu terazi o kadar hassas, o kadar büyük, o kadar muazzam, o kadar dakik tanzim edilmiş ki bir cevizi de tartıyor, yıldızları, galaksileri de tartıyor. Şimdi o terazinin bir gözüne bir cevizi koysanız terazinin bir kefesi aşağı iner, öbür kefesi yukarı çıkar. İşte o büyük, muhteşem ve muazzam terazinin iki kefesine konulan eşyalar. İster bir ceviz olsun, ister güneş gibi bir muazzam bir yıldız olsun. İşte kan-ı muvazeneye göre o terazide tartılma noktasıyla bir cevizle bir güneşin farkı yoktur. Beşinci temsil olarak da Özman Hazretleri tecerrüs sırrını veriyor. Yani teşahhustan mücerret bir mahiyet, küçükle büyüğe bir bakar. Şimdi Cenab-ı Hak bakın, yani hamsi balığının plan ve projesi düşün. Yani balık nevinin plan ve projesini düşün. Eğer balık nevinin plan ve projesine muktedir bir zat varsa, eğer onun mücerret plan ve projesine arif aşina ise, onun için bir hamsi balığı ile bir balne balığının farkı yoktur. Mesela bizim çocukluğumuzda işte yani Türkiye nereden nereye geldi Allah'ın inayeti. Biz çocukluğumuzda ilkokula giderken lastik, Trabzon lastiği kullanıyorduk, giyiyorduk. Ayağımızda Trabzon lastiği. İşte 20 numara var, 25 numara var, 30 numara var, 40 numara var, 44 numara var. Bir de adam çok şeyse, cismaniyeti, ayakları büyükse, değil mi? Bebek beşiği gibi 60 numara, 70 numara. Trabzon lastiği. Şimdi fabrika Trabzon lastiğini yapmak maharetine muktedir ise bak, numaraların farkı yoktur. 20 numaralık lastiği de yapar, 30'un da yapar, 40'ın da yapar, 60'ın da yapabilir. Demek bu noktaya nazardan bakınca kainatta mikrobun yaratılmasıyla
gergedanın yaratılması noktasından tecelli sırrıyla fark yoktur. Altıncı temsil olarak itaat sırrını ifade ediyor. Hakikaten itaat sırrı da çok düşündürücü, fevkalade önemli. Mesela bir kumandan azam, ağzından çıkan bir tek kelime ile, yani arş emri ile 3 askeri yürütebilir mi? Yürütür. Aynı kumandan yine tek bir kelime arş emri ile 3 orduyu yürütür mü? Yürütür. Demek yeter ki kumandanın ağzından arş emri çıksın. Arş emrine nispeten 3 nefer ile 3 ordunun farkı yoktur. İşte bu da nedir? İtaat sırrıdır. Evet, işte bu sırlar çerçevesinde biz kainata bakmış olduğumuz zaman efendim, faili muhtar olan, her şeye muhtedir olan, kadiri külli şey, vahidehat olan, kayyum-ı ezelinin kudreti zatiyedir. Eşyanın melekül cephesine bakar. Bu 6 sırra mebni Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretine nispeten küçüklerle büyüğün, azla çoğun farkı yoktur. Evet. İşte böyle misilsiz ve vacibil vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh, tecessi ve inkısamı her cihette muhal ve tağayyür ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaç ve arzı imkan haricinde olan bir zat akdesin kainat safahatında ve tabakat-ı mevcudatta tecelli eden bir kısım cilvelerini aynı zat-ı akdes tevehüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehl-i dalet insanların bir kısmı o zat-ı zülcelal'in bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Bazı eserlerini tabiata isnat etmişler. Evet. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i burhanla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz, bir kitab-ı Rabbani'dir, katip olamaz. Bezvan Hazretleri bu tabiat fikri küfrünü tamamen ilimle, mantıkla, delil ve hüccetle bombardıman etmiş. Bu fikrin, tabiat fikri küfrüsünün ne kadar akıldan uzak, ne kadar çirkin, ne derece hurafe olduğunu gözlere göstermiştir. İşte bunun en güzel misali tabiat risalesidir. Hakikaten tabiat risalesini, değil mi? Ehli tahkikin, ehli tetkikin, ehli fennin dikkatle, ibretle ve bir de altını çizerek hakimane okumasını tavsiye ediyoruz. Gerçekten bu tabiat risalesi tabiattan gelen fikri küfrüyü dirilmeyecek bir surette öldürmüş, küfrün temel taşlarını zürzeber etmiştir. Üstad orada bir tespit yapıyor. Diyor ki bu filozoflar, bu akılsız güya akıllı hakkat noktasını bu akılsız filozoflar bu kadar aşikare hurafayı nasıl kabul etmişler? Buna cevap verir. 3 nokta altında cevap veriyor. Birisi diyor, bu filozoflar mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Birincisi bu. İkincisi, bozulmuş akılları yetişemediği için bozulmuş akılları sefaatle, ahlaksızlıkla, küfürle, inkarla, dalalet ve sapıklıkla akılları bozulduğundan dolayı yetişemediğinden hurafa demişler. Akıllarının yetişemediği meseleye ne damgasını basmışlar? Hurafa damgasını basmışlar. Üçüncüsü, dinsizliklerini. Allah'a inanmıyor. Tek bir Allah'ın vahdetini kabul etmediklerinden dolayı dinsizliklerini tabiata bağlamışlar. İşte Bezzama Hazretleri bu 3 yolun fevkalade batıl olduğunu ifade etmiş. Tabiat Risalesi'nin başında bir tespit yapıyor. Çok hakimane bir tespit. Buyuruyor ki, değil mi?
eşya sanatlıdır. Bakın Allah'ın yarattığı her şey mucize. Her şey mükemmel, her şey dakik, her şey ölçülü. Her şey kudret-i ilahiyenin mucizesi, hikmet-i ilahiyenin harikası. Her şey mükemmel, kalıptan dökülür gibi müzeyyen ve mükemmel yaratılmış. Burada üç fikir, üç batıl yol. Bu üç batıl yolu tamamen ne yapıyor? Çürütüyor. Akılla, mantıkla, muhakeme ile delil ve hüccet de çürütüyor. Bu üç yoldan birincisine eşya kendi kendine olmuş. İkincisi sebepler yapmış. Üçüncüsü tabiat icat etmiş. Şimdi bakın, tabiat risalesini baştan sona okumak zamanımız da uygun değil, vaktimiz de yok. Ama şu üç meseleyi çok kısa ifade edelim. Birinci batıl yol, kendisi eşya. Eşyanın kendisi, yani dünyada yaratılan hangi şeye bakarsanız bakın o. Bir kedi, bir köpek, bir çiçek, bir arı, bir taş, bir kaya, bir yıldız ve bütün kainat. Kendi kendine oldu. Bakın bu cümlenin içerisinde zerre kadar mantık yok, muhakeme de yok. Şimdi tahlil edelim. Eşya, evet, kendisi kendini yarattı. Bakın şimdi mantık. Eşyanın kendisi varsa, daha yaratılmaya muhtaç değil. Bak var. Kendisi yoksa, kendisi olmayan şey nasıl kendisini yararsın? Bu tamamen ne? Muhal, vuru geçelim. İkincisi, sebepler yarattı. Bakın. Şimdi ilaçların, malum, ilaçların eczanede satılabilecek süreci 10 sene, 15 sene, bazen 20 seneye kadar uzanır. Bak, bir ilacı yapmak için önce bak, kimyager olmak gerekiyor bir. Bütün elementlerin vasıf, elementlerin vasıf ve sıfatlarını bilmek gerekiyor. Bu bir. Sadece bunları bilmek yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Yıllarca uğraşıp, mesela bir aspirin yapılacak. Aspirinin açık formülünü bulmak için yıllarca sınama ve deneme ile kafa çatlatarak çalışmak gerekiyor ki aspirinin açık formülü bulunabilsin. İşte biliyorsunuz çünkü şu anda bütün Rusya, Amerika, dünya şu değil mi? Virüs için ne yapıyorlar? Aşı savaşı yapıyorlar. Bak çalışıyorlar gece gündüz. Binlerce bilim adamı. Demek sadece kimyager olmak yetmiyor. İkincisi, ya o mesela aspirinin, diyelim ki aspirin yapılacak, onun açık formülünü bilmek gerekiyor. Üçüncüsü, o aspirindeki elementlerin kaç miligram olduğunu hassas tarazı ile tartmak gerekiyor. Kimyager olacaksın, elementlerin vasıf ve sıfatlarını bileceksin, o ilacın yıllarca formülünü ortaya çıkartacaksın, icat edeceksin. Sonra o formüllere mebni, o elementleri çok hassas terazide tarttıktan sonra o ilaç ortaya çıkabilir. Şimdi Bezmi Hazretleri'nin böyle manen atom bombası gibi bir misal veriyor. Bombardıman ediyor. Şimdi diyor ki mesela bir ilacı teşekkül ettirecek kimyasal maddeleri bir kavanoz, muhtelif kavanozlara koy. Bir dolapta şöyle bir rafta 40 tane 50 tane kavanoz, her kavanozun içerisinde ayrı ayrı kimyasal maddeler var. Sonra bir yel, bir sel, bir bora, bir fırtına veya git o şeyi sars, o rafı sars ve bir tekme vur, o kavanozlar yere düşsün, hepsi kırılsın, birbirine karışsın, o karışma, o anarşi, o deve içerisinde arkada bakıyorsun, aspirin ortaya çıkmış. Bak. Ne diyor? Bakın. Bakın diyor ki eşek diyor. Bakın. Yani böyle bir iddia kabul edilebilir mi? Diyor ki eşek, affedersiniz, muzaaf bir eşekliğe çıksa, yani kat kat eşek olsa, bütün yedi sülalesiyle eşek olsa, sonra dönse insan olsa, bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Demek sebeplerin de hiçbir tesiri yok. Ben bazen söylüyorum,
gençlerle, küçük çocuklarla böyle sohbet ederken diyorum ki bakın şurada bir kağıt var. Bak Ahmet gel. Sana gördüğüm bir şeyi sana anlatacağım. Beni iyi dinle. Buyur amca diyor. Bak şurada masanın üzerinde bir kağıt vardı. Evet. Şurada bir de dolma kalem vardı. Evet. İki. Bir de burada bir mürekkep şişesi vardı. Ahmet bak ben böyle duruyordum, baktım. Dolma kalem havalandı, kendi kendine havalandı, geldi. Mürekkepten, şişesinden mürekkep çekti. Sonra şu kağıdın üzerine şu mektubu yazdı desem, Ahmet nedir? Der ki amca sende bir şeyler var. Yani seni ya Bakırköy'e ya da Elazığ'a göndermek lazım. Bakın 10 yaşındaki bir çocuğu kandıramazsınız. 500 sene bekleseniz mürekkep kalkacak. Değil mi? Dolma kalem kalkacak, mürekkep çekecek ve kağıdın üzerine yazılacak. Bak, şimdi bu sebepler 100.000 sene kalsalar, bak, bir mektup yazamazlar, bir harfi meydana çıkartamazlar. Bak, bu da ne? Muhal. Üçüncüsü diyor, tabiat icat etti. Bak, tabiat icat etti. Şimdi tabiat icat ettiğiyle ilgili Risale-i Nur'da Üstad birçok meseleleri ifade etmiş, misaller vermiş. Şimdi tabiat ne? Aslında tabiat Cenab-ı Allah'ın adetullah denilen ilahi kanunlarıdır. Biz buna ne diyoruz? Şeriat-ı fıtriye diyoruz. Bu kanunlar alettir, müessir değildir. Vücudu hariciyesi yoktur. İtibarı emirlerdir. Matbaadır. Matbaada kitap basılır ama matbaa tab edici değildir. Bu kanunlar, bu tabiattaki bu sünnetullah kanunları dediğimiz, sünnetullah, şeriat-ı fıtriye dediğimiz şeyler kanundur, kuvvet ve kudret değildir. Tabiat Allah'ın sanatıdır ve şeriat-ı fıtriyesidir. Yani şu gördüğümüz, müşahede ettiğimiz aleme biz ne diyoruz? Alem-i şehadet diyoruz. Alem-i şehadet bir ceset gibi düşünün. Alem-i şehadet bir ceset gibi düşün. Bu cesedin unsur ve azalarının efallerini, fiillerini intizam ve rapt altına alan bir şeriat-ı kübra ilahiyedir. İşte buna biz şeriat-ı fıtriye sünnetullah kanunları diyoruz. Demek kainatta cari olan kavanin-i itibariyenin mecmuu ve muhassalasından ibarettir. Eğer kainattaki şu tasarrufatı, şu sanatlı mevcudatı, şu hikmetli, şu rahimane, şu inayete mesar güzellikleri, hallaket ilahiyeyi tabiata verirsek, tabiatın mizacı ne? Tabiat kördür. Tabiat sağırdır. Tabiat şuursuzdur. Bakın kainata ne kadar basirane, nazik bir sanat olarak yaratılmış. Ne kadar şuurkarane, ince hikmetle, müdebbirane, tam bir muvazene uygun şekilde her şey yerli yerine takılmış, her şey yerli yerine tanzim edilmiş, tertip edilmiş. İşte bunlar katiyen ve asla kör kuvvete, şuursuz tabiata ve serseri tesadüfe verilemez. Tabiat sayesinde, yani tabiat fikri küfürüsünü tart ederken Üstad birkaç misal veriyor. Bunlardan birisi, şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şu mevcuta bakın, şu sanat ilahiye bakın, gayet sanatlı, değil mi? Gayet mükemmel ve gayet muhteşem. Şimdi bu sanat ve bu icat Allah'ın kalem-i kader ve kudretine verilirse her şey gayet kolay, gayet makul. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle mahlukatı, mevcudatı yarattı. Kalp teskin olur, akıl hikmetle kabul eder. Eğer yaratılan mevcudat ve mahlukatı kör, sağır ve şuursuz tabiata isnat edersek o zaman karşımıza ne çıkar? Demek ki tabiat icat için her şeyde,
her mahlukta, her mahsunda yaratılan her şeyde hassiz makine ve matbaaları var ki bu hassiz makine ve matbaalarla bu şeyi yapıyor ve yaratıyor. Ya böyle diyeceğiz. Veya her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret, bir hikmet, bir iradenin varlığını kabul etmek gerektir. Bu neye benzer? Güneşin, semavattaki güneşin azametini, kudretini, tasarrufatını kabul etmeyen bir insan, güneşin cilve ve akislerini güneş kabul etse, bakın, o zaman güneşi inkar etse, güneşin vasıf ve sıfatlarını basit bir cam parçasında güneşin özelliklerini görse, o zaman o cam parçaları sayısınca tabi güneşleri kabul etmek lazım gelir ki, yani daha açıkçası her bir canlıda yaratılan, her bir canlıda yaratılan her bir mevcutta hadsiz, nihayetsiz bir kudretin, hassiz müessir bir iradenin ve nihayetsiz ilim ve hikmeti taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, daha açıkçası adeta bir ilahı her bir canlıda, her bir mevcutta, her bir zerrede, haşa efendim ya, bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir. Bakın, böyle bir muhal kainatta bütün muhalların en batılıdır ve bütün hurafaların da en dehşetlisidir. Demek Allah'ın kanunlarını, Allah'ın sanatını, Allah'ın rububiyetini, Allah'ın kainattaki tasarrufatını mevhum, ehemmiyetsiz, şuursuz tabiata isnat eden adam ne diyor? Elbette 100 defa hayvandan daha ziyade hayvan, daha şuursuz bir mahluk olduğunu aleme ya akılsızlığıyla tescil ettirmiş olur. Evet. Diğer ikinci bir nokta, bir muhal. Yani ikinci bir muhal. Buna benzer birçok misaller İslam'da var. Mesela bir saksı al, içerisinde bir parça toprağı al, koy. Saksı. Çiçek saksıları var ya, bir saksıyı al önüne, bir parça toprağı al, ondan sonra dünyada ne kadar çiçek tohumu varsa hayalen getir. Bütün tohumları. 100 milyar. Değil mi? Bakın şu çiçeğe bakın, yanındaki çiçeğe bakın. Böyle çiçekler gibi yüz binlerce, milyarlarca çiçek var. Onların tohumlarını getir, o saksının içerisine koy, ek. Bak, ek. Değil mi? Sünnetullah kanununa göre, değil mi? 3 günde, 3 haftada, 1 ayda, bak, birini ek, çıkart, yerine ikinciyi ek. 100 bin tane tohumu ek. 100 bin tohum o toprağın içinde açılıyor mu? Ne? Serpiliyor mu? Cenab-ı Hak Müzeyyin ismini, Latif ismini, Mücemmil ismini, ya Mülevvin, renk, koku, desen, ya tenasuf ve ölçü içerisinde o bütün çiçeklerin tohumlarını açıyor mu? Açıyor. Şimdi bunu Allah'ın kudretine verdik mi? Bitti. Ama Cenab-ı Allah'ın kudretine vermezsek, o zaman bu saksının içerisindeki her bir toprağın parçasında yüz binlerce, belki milyarlarca her bir çiçeğin ayrı ayrı tabi bir makinesi olduğunu kabul etmek gibi bir hezeyana insan düşmüş olur. Şimdi bakıyorsun, şimdi o çiçeklere bakın, hepsinin teşkilleri ayrı, gayet muntazam, mucizeli ve sanatlı olarak yaratılmış. Demek usta diyor ki, bir kase toprakta manen Avrupa kadar, belki dünyalar kadar manevi ve küçük mikyasta,
matbaaları ve fabrikaları kabul etmek gerektir. Bakın bu nasıl bir divaniliktir. İşte bakın bu filozoflar bak, mesleklerinin içindeki hurafayı görememişler. Hiçbir cihette mümkün olmayan bir hurafayı kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör diyor. Gül, sonra da tükür, yüzlerine tükür. Puh. Şimdi bu da ikinci misal. Üçüncü misal olarak da yani misaller aynı zamanda muhal, üçüncü muhal. Gayet muhteşem, muazzam, mükemmel bir saray düşün. Gayet sanatlı, içinde yüz binlerce antika sanatlar, eşyalar var. Bir bedevi, vahşi bir adam, dağ adamı. O sarayın içerisine girse, ahmaklığından ve vahşetinden düşünse ki hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyalardan birisi o sarayı müştemilatıyla yapmıştır diye tahriye başlasa, ona baksa, buna baksa, altından çıkamazsa, sonra ararken o sarayın teşkilat programını görse, bir defter içerisinde, bir defter, onun teşkilat programını görse veya mevcudat fihristesini okusa yahut idare kanunlarına içerisinde yazılmış bir defteri görse, şimdi o deftere bakın, o defterin eli yok, gözü yok, çekici yok, kudret, iradesi, ilmi, hayatı yok, hiçbir kabiliyeti yok. Şimdi o sarayı, o program, o defter, yazılmış defter teşkil ve tanzim edebilir mi? Edemez. Ama ahmaklığından, bedeviliğinden, idrak ve intikam nakıs ve noksanlığından dese ki işte bu defterdir, bu işleri yapan. Bu yol nereye çıkar? O defterde teşkil kabiliyeti var mı? Tanzim gücü var mı? Tezin iradesi, hayatı, ilmi, kudreti var mı? Yerleştirmek, tertip etmek, takmak, çakmak, tanzim ve tertip etmek maharet ve meziyeti var mı? Yok. Ya. İşte bu misalden 100.000 derece daha mükemmel olan şu kainat sarayındaki intizamın mükemmelliğini göremeyen o akılsız filozoflar, Allah'ı inkar eden o tabiînler, işte mecmuayı kavanini adetullah, Allah'ın adetullah kanunlarının mecmuası olan, sanat-ı ilahiyenin fihristesi olan Allah'ın şu sanatını körlükle tabiata isnat etmişler. Bilerek, bak, haktan, hakikattan, tevhidden uzaklaşmış gitmiştir. İşte bu körlüğü Bezzuman Hazretleri şu cümlelerle ifade ediyor. Diyor ki, ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak. Bak, demek, bak, dalalet nasıl bir sarhoşluktur. Küfrü inadi nasıl bir bataklıktır. İşte o küfrü inadının girdiği noktada akıl tutulur. Hikmet görünmez. Rahmet ve inayete medar güzellikler anlaşılmaz. Ama bakın, yani şunu açık ifade edelim. Şimdi bir insan kapı ve pencereyi görüyor. Kapı ve pencereyi gördüğü halde marangozu inkar ediyorsa bu insan ahmaktır. Bir insan elbiseyi yaptırmış, terzi elbise yaptırmış, çok güzel bir elbise, nakışlı, müzeyyen, mükemmel. Elbiseyi giydiği halde, elbiseyi giyen adam terzi inkar ederse bu avanaktır. Tabloyu gördüğü halde, resmi gördüğü halde, ressamı görmeyen, ressamı bilmeyen, ressamı düşünmeyen bir insan, ya akılda gevşektir, gevendir. Gerilerdedir. Elhasıl tabiat risalesinde bu meselenin hakikatını tabiat risalesine havale edip özetleyelim.
Demek tabiat nedir? Tabiat sanat-ı ilahiyedir. Tabiat Allah'ın antika, mucize, mükemmel bir sanatıdır. Asla sani, usta olamaz. Tabiat nedir? Tabiat nakş-ı Rabbani'dir. Rab olan Allah'ın, müzeyyin olan Allah'ın, mukaddir olan Allah'ın, musavvir olan Allah'ın, münazım olan Allah'ın nakşıdır. Tabiat asla ve asla nakkaş olamaz. Tabiat Allah'ın ahkamıdır. Mükevanattaki ahkamıdır. Asla hakim hükmeden olamaz. Tabiat, değil mi? Yani, Kur'an diliyle ifade edersek şeriat-ı fıtriyedir. Fıtri Allah'ın fıtri bir şeriatıdır. Şari o şeriatı Kur'an tanzim ve tertip eden muktedir olamaz. Evet, tabiat nedir? Tabiat mahluk bir perde-i izzettir. Allah'ın izzetinin bir mahluk perdesidir. Halık olamaz. Halk eden, yaratan, tanzim ve teşkil eden, ya, kalıptan döker gibi müzeyyen, mükemmel, pürürsüz yaratan, bari ve sani olan Allah'ın bir sanatıdır. Tabiat, münfail bir fıtrattır. Fiili kabul eder ama asla fail olamaz, fatır olamaz. Kudretin tasarrufatını kabul eden münfail bir fıtrattır. Mesela alçıya su koyuyorsun, alçı yumuşatıyorsun, alçı ne yapıyor? Hamur gibi oluyor bak. Hamur gibi olan alçı istediğin şekilde fiile sokuyorsun bak. Alçı münfail oldu, fiili kabul etti. Tamam, alçıdan güzel de tezinat yaptın. Münfaildir alçı, fail değildir. Demek münfail bir fıtrattır tabiat, asla fail değildir, fatır değildir. Açan, tanzim eden, hikmetle halk eden sadece nedir? Kudret-i ilahiyedir, tasarruf-ı Rabbaniyedir. Evet, tabiat kanundur, kudret değildir, kadir olamaz. Kadir olan Cenab-ı Allah'tır. Evet. Bu son cümleleri okuyarak dersimizi tamamlayalım. Evet, tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olamaz. Bir kitab-ı Rabbani'dir, katip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. Bir mistardır, mastar olamaz. Bir kabildir, münfail olur, fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Demek ki şari olan, yaratan, tanzim ve tertip eden, ya, mukaddir, musavvir, münazım, mücemmil, mükemmel, mücemmil kimdir? Zat-ı akdestir. Kayyum-ı ezeli, hakim-i ebedidir. Evet, burada kalalım inşallah. Haftaya devam ederiz. El-Fatiha.